Herkese merhaba arkadaşlar. Bize bugün yurt dışından bir takipçimiz gelecek. Evimize davet ettik. Türkiye'ye gelmiş tatile 2 haftalık izne. Şu an bir 45 dakika falan var gelmelerine. Bana Instagram üzerinden iletişime geçtiler. Ondan sonra Bediye abla, 47 yaşındaymış. Takipçimiz demeyelim, Bediye abla diyeyim ben en iyisi. Eşiyle birlikte Türkiye'ye tatile gelmiş. Bursa'da da evleri varmış. Ve gelmişken hem bizlerle tanışmak ve görüşmek istediler. Biz de tabii evimize davet ettik. Hazırlıklar yaptım ben ama o hazırlıkları çekemedim. Çünkü dün nikahtan döndükten sonra bayağı bir böyle koşturmacalı geçti benim için. Bir de Zeynep rahatsız. O yüzden gece fazla uyumadı. Sıcaklardan mı ne? İsel olmuş. Onunla falan uğraştım yani gece. Sürekli bir ağladı etti. İki gün sonra doktor randevumuz olduğu için acile falan götürmek istemedim. Çünkü acilde çocuk doktoru olmuyor. Başka bölüm doktorları baktığı için götürmek istemedim. İki gün sonra çocuk doktoru randevumuz var. Oraya gideceğiz. Tahliller olacak işte vesaire. Genel bir kontrol olacak. Saat 3.30'da burada olacaklar. Cep telefon numaramı verdim. Aradılar az önce. Birazdan ineceğiz aşağıya onları karşılamaya. Oradan hep birlikte işte biraz sahilde otururuz büyük bir ihtimal. Sonra eve çıkarız diye düşünüyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa böyle beni izleyen, takip eden birisine evime davet ettim. Hem heyecanlıyım hem de çok merak ediyorum. Nasıl geçecek diye heyecanlıyım, meraklıyım yani. Bir de her şey üst üste geldi. Bana ne zaman misafir gelirse her şey böyle üst üste geliyor. Elim ayağıma dolaşıyor. Aslında çok sakin, rahat bir yapım var. Buradan gördüğünüz kadarıyla. Ama niyeyse böyle kendi içimde yaşadığım bir koşturmaca, bir telaşı oluyor illaki. Yani eksiklikler vardı, hazırlık yaptım. İşte yoğurt yoktu, ondan sonra sos yoktu, o yoktu, bu yoktu, şu yoktu. Ondan sonra neyse evdekilerle yapmaya çalıştım bir şeyler. Onu da yaktım. Çikolata sos yaptım. Kendim böyle toz şeker, nişasta, su, sütle birlikte. Onu da bir dibine tutturdum. Hepsi çöp. Ondan sonra... Yani nasıl anlatsam yani şimdi anlatsam inanmazsınız çoğunuz ama hep işte beni buluyor böyle şeyler. Şimdi anlatayım ben size. Hem göstereyim hazırladığım şeyleri. Birkaç bir şey hazırladım böyle çok fazla şey hazırlayamadım Zeynep durmadığından dolayı. Ali de haliyle Zeynep'e bakamadığı için anca evi süpürdüm işte. Geldik zaten dün geldiğimizde eşyalar bir şeyler getirdik tatile gideceğiz diye de hiç pazara mazara gitmedim, markete gitmedim ben. Alışveriş yapmıyordum yani bir iki haftadır çıkmıyorum yani ihtiyaç oldukça. Aşağıda arabacı amca var, oradan bir şeyler alıyoruz. Onları tüketiyoruz işte. Gideceğimiz için yani buzlukta ne varsa evdeki stoklardan yapalım, yiyelim dedim. Neyse, şimdi neler yaptığımı sizlere paylaşayım. Bu dediğim gibi bunları yaparken çekemedim. Çünkü koşturmacaydı yani benim için. Yetiştirme telaşı işte. Bir de çocuk olunca öyle oldu işte. Şöyle ıslak kek yaptım arkadaşlar. Deldim üzerine, dilimledim. Bunun üzerine aşağıdan çikolata sos alacağım. Hemen 5 dakikada çırpıp dökeceğim. Dediğim gibi sos yaptım ama yaktım onu. O da makinenin içinde şu an. Temizledim, biraz kabasını aldım ama yine bir makinede şey olsun dedim. Aslında onu şey yapmam lazım. Tuzla muzla bir şeyler işte. Sonra yaparken gösteririm. Ondan sonra böyle... Salçalı sosisli milföyler yaptım. Böyle şekillerini pek şey yapamadım ama işte aceleden. Bir de tam buzu da çözülmemiş. Ne oldu biliyor musunuz? Borcama ıslak kek yapıyordum şimdi. Bu telin üzerindeydi borcam. Sonra tam kek pişmek üzereyken lap diye düşmesin mi? Bu en alt rafa düştü. Burada kaldı. İyi ki patlamadı diyorum. Öyle gürültülü düştü ki buradan. Şurası bakın şurası gevşek duruyor. Demir birazcık küçük duruyor. Tam ızgaraların aralarına girmediği için düştü. Ondan sonra ben bir korktum. Ondan sonra hemen aldım borcamın içerisindeki keki ve bu tepsinin içerisine döktüm. Yarı pişmiş kek dedim. Bu kesin olmayacak. Belli oldu dedim ama çok güzel oldu. Umarım tadı da öyledir. İşte öyle aksilikler geldi. Fırından dolayı bir de yaktım. Ondan sonra hem şöyle top top hem de çubuk çubuk böyle tuzlu, sirkeli böyle şey
yaptım. Tuzlu kurabiye yaptım. Bunlar çok lezzetli oluyor. Böyle kıyır kıyır pastane gibi. Yani pastanedekiler gibi aynı oluyor. Sonra böyle makarna haşladım. Bunun da malzemeleri hazır. Aşağıdan bir tek garnitür alacağım. Aslında garnitür evde kendim şey yapabilirdim ama yapmadım niyeyse. Yani bezelyem var. Havucum da buzlukta var ama şimdi havucu da soydum ettim. O daha pratik olur diye hemen onu katayım dedim. Hiç onları çıkartıp haşlamaya uğraşmadım. Buna işte mayonez girecek, yoğurt girecek. Garnitür dökeceğim. Kornişon turşu alacağım. Doğrayacağım. O kadar işlem yani. O hemen yapılacak bir şey. Başka ne yaptım? Başka da bir şey yapmadım herhalde. Evet, başka da bir şey yapmadım. Yani böyle dört çeşit bir şey işte hazırlamaya çalıştım. Umarım lezzetli olmuştur. Bilmiyorum nasıl olur. Bir de çay demleyeceğim işte yanına. Şimdi aşağıya ineriz. Hazırlandık. Çocukları da hazırladım. Bekliyorum birazcık daha geçsin vakit de. Ondan sonra aşağısı çünkü çok sıcak. Bugün de zaten bu 2 gün hava durumunda çok sıcak olacağını söylüyordu haberler. O yüzden dedim erkenden inmeyeyim şimdi aşağıya. Hazır olayım ama böyle her an telefon gelebilir. İşte kısmet arkadaşlar. Bursa'da ve İstanbul'da çok yazıştığım böyle. Artık samimi olduğum YouTube'dan takipçilerim var. Saat 4'e 25 var arkadaşlar. Ben şimdi aşağıya ineyim yavaştan. Bir 25 dakika sonra gelirler çünkü. Yavaştan anca ineriz. Anca çocuklarla. Eğer çekmeme izin verirse Bediye abla çekeceğim. Bugüne hatıra kalması amacıyla sizlere paylaşacağım, vloglayacağım. Geldikten sonra tekrardan görüşürüz. Terledin değil mi? Aynen. Hep diyoruz da yok. İyiler, iyiler çok şükür. İyiyiz. Sizi görmeye geldik. Sizi, evet. Gördüm Aliş'i, Zeynep'i görmem mi maşallah? Amin cümlemizden inşallah. İnşallah, inşallah. Nasip kısmet, inşallah. Amin. 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 Cümlemize inşallah. Oldu inşallah. Tamam. Görüşürüz inşallah. Hadi sen işine bak. Görüşürüz. Oldu inşallah. Tamam inşallah. Güle güle. Evet arkadaşlar, misafirlerimiz geldi. Ben böyle tabakları hazırladım. Burada alışveriş poşetim var. Onu sonra şey yaparım, gösteririm sizlere. Şöyle dursun. Şimdi çayı demledim. Biraz demlenmesini bekledim. Şimdi dolduracağım ve içeride balkonda yiyeceğiz inşallah. Hadi buyurun Ali. Allah ne verdiyse. Şey düşündüm de yemek mi yapsam dedi, tencere yemeği mi yapsam dedi. Et de sıcaklığı hiç yenmiyor var ya bizde yemek. Zaten var ya pişirirken soğuduk böyle. Biz de, arasından beri böyle aparatif geçiştiriyoruz yani. Biz de böyle yiyoruz. Hatta eşim diyor ki kız kardeşime kızıyor. Ne yemek pişiriyorsun diyor bu havada yani hani. Evet. Sıcak böyle evet. Hani hiç durmamak diyor hani yapalım. Aynen. Aynen öyle. Tencere deyince senin tencerelerden şey aldım. Bugün gelecekti. Aslında cuma sizi gelecek. Sipariş mi verdiniz? Şeyden Karacabak'tan. Akhisar'dan. Evet. Oradan. Çok güzel ama memnun oldum. Aynen. Demiri saklı mı plastik saklı? Demiri. Demiri. Fırınına giren bir şey olmuyor demiri. Evet. Ötekinler plastik daha şık duruyor aslında. Ama içi gerçekten öyle değil mi? Yok hiç çizilmiyor. Bana herkes laf sokuyor. Senin tahta kaşığın yok mu senin diye. Gitti güzelim tencere diyenler. Tamam da ama şey mesela sen yine böyle çok iyi yaptın. Ha, evet. Demek ki olmadı bir şey. Olmuyor. Olmuyor. Güzel.
İnşallah. Ya heveslendim. İyi yapmışsın. Çok güzel. Ama parasının hakkını veriyor. Pahalı ama güzel. Evet. Hemen toplamışsın. Umarım çok iyi. Kalite. İşte bir kere alıyorsun, senelerce kullanıyorsun. Şimdi orta bir tencere alsam benim ise 400-500 liradan aşağı değil. Öyle, yok öyle. Karacılı da öyle zaten. Valla seviyorsunuz mu? Yaptım bir şeyler ama Eminim. İnşallah eline koluna sağlık. Gerçekten sevmez miyiz? Allah razı olsun. Bir sürü makarna var, ekleyebiliriz. Daha büyük tabak koyabiliriz. Aha, hiç sorun hiç değil. Hiç çekinmeyiz. Aynen. Aynen. Şimdi yani bazı videolarda görürken burada oturuyoruz. Hani gördün değil mi? Ablamlar geldiği canlı, zaman canlı. Böyle burada yemek yediğimiz zaman diyor sanki diyor Emine lokantada yemek yok. Deniz manzaralı. Evet öyle. Deniz manzaralı yerde şey çok yiyoruz güzel, diyor. Maşallah. Siz de orayı bilerek baş başa bıraktık biz burada uzakta kaldık. Rahat tamam. İnşallah Allah bize de böyle nasip eder. İnşallah. Daha güzel nasip eder. Ben zaten şey istiyorum hani böyle kafaya taktım böyle daha önceden de hani deniz manzarası. Şimdi siz de böyle görünce böyle diyorum ki gördün mü? Bak işte böyle bu şekilde istiyorum diyorum. Evet, burada da araba şart oluyor ama işte. Araba gerekiyor. Aynen. İniliyor yani. Çıkılıyor ama zor oluyor. Ben indim çıktım evet. Çok ama. Kesin yani gerekiyor araba. Üstte de sanki. Üstte miydi? Üstte de satılık var. Dışarıda yazıyordu ya camda. O üst için miydi? Dubleks. Orası dubleks. Hı-hı. Daha mı büyük orası? Orası 295 diyordu değil mi? Kaç? 295 mi? 285 mi? Öyle bir şey. Öyle bir şeydi galiba. Değişiyor ama ya. Nakit verince düşürüyorlar fiyatları. O da mesela iki tane çocuk odası falan yok mu? Var var. Hı-hı. Odası orası fazla. Büyük. Daha büyük. Yani odanın sayısına bakarsan 2 artı 1. 3 oda mı var? 3 artı 1 oluyor o zaman o. Evet hı-hı. Öyle oluyor. 2 mutfak oluyor. 2 banyo. 2 mutfak, 2 banyo. 3 oda. 3 oda, 3 giriş. Bir manzarası var. Çok güzel. Bir de terası kocaman siz işte. Siz çıkın oraya. Ya biz aslında orası için niyetlenmiştik ilk buraya almaya geldiğimizde. Hı. Ondan sonra asansör yok. 1000 liramız yetmeyince burayı almak zorunda kaldık. Öyle bir bize mesela Demirtaş'a geldiğimizde aslında Mudanya tarafı, işte o Armutlu hani tarafları falan şey yapmıştık. Hatta ne demiştik bir de Nilüfer falan diye öyle şey yapmıştık. Ama bizim paramız çıkışmadı. Sizin de 1000 liranız yetmedi. Bizim yok, 1000 lira değil. Bizim daha fazla yetmedi. Yok yok, daha fazla yetmedi. Aslında çok komikti yani maceralarda. Ya. Evet, yetmeyince yani biz şey dedik hani böyle şey olsun, ne diyorlar ona? Bir yatırım gibi bir şey olsun ilk baştan. Hı-hı. Olsun dedik. Sonra orası satılır. Değerli bir satarsınız. Ha. Daha iyi yerde. Sonra inşallah ben. Biraz daha Allah nasip ederse yaşlanırsak dedik böyle hani aynı sizin düz, gibi. Aynen. Bu da işte. Aleş'in en sevdiği kısım. Pastalar, börekler. Evet. Ama kim sevmez değil mi babası anne? Ali iştahlı ya maşallah. Kim çocuk? Aç ağzını, kuş geçti, uçak geçti, hamam ama. Ama evet, şimdi ben diyecektim. İştahlı olsun, i̇ştahlı. Öbür türü çok zor. Zeynep var, hiç yiyemiyor. Değil hiç mi? Yemiyor bak. Evet kardeşim tam tersi. Tam tersi ha. Benim şeyde kız kardeşim mesela iki... Sana koyayım makarna? Şimdi bak ne yorumlar gelecek bize. Niye? Niye? Yurt dışından bir salak nedir? Aynen. İki kap yemek yapamadınız mı? Makarna tutmuşuz insanlar. Böyle bekliyorlar yani. Yok. Aynen. Hadi kesinlikle. Nein. Was für ein Kommentar die jetzt kriegen werden? Von Ausland Besuch gekommen. Adam habt ihr den Jerry von Dings richtig gekocht und alles so. Ja, das ist anders. Hava sıcak zaten yenilmiyor diyorum ya yani. Yani kız kardeşimin orada da. Dün hatta ne dedik? Şey alalım, kavun. Kırkağaç kavunu biliyorsunuz bizim oradan ya. Kırkağaç kavunu alalım dedik. Ondan sonra zeytin peynir hani böyle o kadar ya taze bir yemek ya. Tamam çıtır yani, zor yeniliyor hani yeniliyor. Evet en güzeli. Yani en güzeli dedi. Koç akşamları Emine geçen bir tepsi poğaça yaptı. Yanına çay demliyoruz. Peynir, salata, domates, ikişer poğaça yiyoruz tamam bitti. Evet. Vallahi öyle. Aynen. Öyle yani hala. Halbuki halbuki hı? Halbuki ekleyelim mi? Ha, yarım ekleyebilir misiniz? Sen bir de yiyebilirsin, yarım da yiyebilirsin, üç de yiyebilirsin. Maşallah sen yiyorsun, yiyorsun, kiloları bize gönderiyorsun.
Almıyor. Metabolizması hızlı çalışıyor demek ki. Alamıyor. Yani ben 27 senedir uğraşıyorum aldırmaya. Artık vazgeçtim. İşte, almıyor. Kimi insan öyle. Arkadaşlarım var. O Emine'nin getirdiği tencere tek başına yer. Çocuk aynı abi gibi dalıyor. Hı-hı. Bir su içsek yarıyor derler ya. Aynen, öyle aynen. Yani. Bizim metabolizma tembel herhalde. Aynen aynen. Niye? Ben bilmiyordum ki. Hayır ama bunu kilo alamadığını bilmiyordum eşime. Yani kilo aldıracağım derken diyorsun, he? Ben mahvoldum. Başka hiç kimse bana demedi ki hani zaten kilo alamıyor, sen yapma dikkat et diyen olmadı. Bir senenin içinde 23 kilo aldım. Ay, değil mi? Ben yani, de öyle oldum. Düşün işte. Bir senenin içinde. Ben de iyi. Böyle birden. Ama çok kilo durmuyorsun abla. Hı hı. Var. Tamam, o kısmı kesin. Varsa gerçekten. Güzel ya, tamam. Tamam önce ya. Ya. Boy yok ama boy. Olsun yani, boy olsa hadi. Bizde boy da var, kilo da var hepimizde. Aynen işte. Hani dedi yazdım ya sana noktayla virgül geliyor. Aynen. Nokta o virgül işte. Ondan. Ben anlamadım o şeyi. Bilmiyordum abinin nasıl evet. Olduğunu. Biz de evlendikten sonra öyle olduk. Sen de, sen yine biraz mutluydun ama yine zayıftın tabii şimdiki haline. Bayağı fark var da ben zayıftım. Ondan sonra aldık işte. Şöyle. Aman kilolar alınır, verilir. Yani sağlık olsun. Evet. Her şeyin başı sağlık. Aynen öyle. Yani zayıf olmuşsun, kilolu olmuşsun, sağlığın olmazsa paran olmuş, mülkün olmuş. Aynen. Sağlık olmadıktan sonra hiçbir işe yaramaz. Hepsi boş. Almanya'da da tüketim şey, ürünlerine bu kadar çok zam geliyor mu Türkiye'deki kadar? Çok değil, aşırı değil. Yani orada da tabii ki hani pahalaşıyor. Ama buradaki kadar değil yani. Burada geçen seneyle orantılarsan %100. Evet, öyleymiş. 2,5 liraya aldığım bir şey geçen sene, bu sene 5,5-6 lira mesela. Öyleymiş, evet. %100'ü de geçiyor. Yani fazla hani şimdi yani o kadar değil hani olsa da işte o kadar gerçekten değil. Bilmiyorum, ben şaşırıyoruz. Hadi şimdi belki biz izin yaptığımız için öyledir. Öyle oluyor zaten genellikle. Doğru. Mesela, tatile falan tatile şimdi oluyor. O lazım bu lazım diye. Ama düşünüyoruz mesela burada yaşasak hani yine de şeyler böyle kosmetik olsun, ondan sonra bu temizlik ürünleri neyleri sanki neredeyse Almanya'daki gibi. Bu diş macunu şu bu falan. Hatta bazı şeyler daha da pahalı. Almanya'da mı pahalı? Burada mı? Burada. Şu an mesela güzel bir diş macunu Türkiye'de 25 lira falan. Sinor ne kadar? Sensodi, Paradontax falan. Sensodi, Paradontax falan. Ne kadar olurlar? Şu an şey diyemeyeceğim fazla çünkü biz onları kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz derken de doğal şeyden hani daha çok kullandığımız için. Ama ne kadardır şu anda? 3,5 euro. 3,5 euro vardır herhalde. 3,5. O da 20 milyon yapıyor işte aşağı yukarı zaten. Yani burada ne kadardı? Burada 20-25 milyon falan. Herhalde 3,5-4 oluyor herhalde. Yani, ama yani işin, kullanmadığım için şimdi. İşin şeyi 3 euro, onlar da 3 TL gibi. Öyle mi? Tabii. Sizin 3 yorumunuz maaşa göre 3 TL gibi yani oranın maaşa ya kız göre. Kardeşim şey diyor devamlı. Biz hani mesela hani bazen çok şey yapıyorsun dediğimde öyle değil diyor yani. Mesela bizim 3 euroluk Almanya'da. Ha. Asgari ücret. Asgari ücret. Asgari ücret. Lan normal dondu. 1500 falan mı? Ne kadar oluyor? 1400-1500 euro. Euro. Şimdi 1400 euro alıyor da diş macununu 3 euroya alıyor. Sen burada asgari ücretle 2 milyar 20 milyon alıyorsun, diş macununa 25 milyon para veriyorsun. Bak işte fark burada oluşuyor. İşte kız kardeşim de onu diyor. Yani fark hani o diyor. Ne diyor? O. Siz mesela hani şey dedi, yağ söyledi. Zeytinyağı var ya, sıvı yağları mesela. Ucuzladığında 99 sent oluyor. Normalde de herhalde 1 euro ne diyor? 1 euro 19 sent. Böyle bir şey oluyor. Hı.
Burada da 7 liraymış mı bilirtçesi? Yok daha pahalı. Zeytinyağı pahalı mı burada? Yani. Hakiki zeytinyağı değil. Şey, soya var ya. Soya, evet öyle. Ayçiçek yağı falan. En uygunu 7 liradır kilosu. 7-7,5 lira falan. Ha, 8 lira falan. O da zamanı 8 lira aynen. Yani hani işte aradaki şey diyor hani farkı diyor hani çok diyor. Yani gerçekten çok da yani ya pahalı. Allah yardım etsin. Yani Türkiye'de asgari ücretle çalışan bir ev reisi mi diyelim, ne diyelim işte, baba diyelim, iki çocuğu varsa, kirada oturuyorsa yaşaması mümkünatı yok yani. Çok zor. Çok, çok zor. Kiralar ne kadar mesela Almanya'da aşağı yukarı? Kiralar yüksek. Yüksek mi? Yüksek. 600-700 yani euro falan mı? Yani 600-700 evet. Ve yani kuru kira diyor mesela, onun yanına daha şey geliyor işte, su, gaz değil mi? Onlar falan. Elektrik. Elektrik hani daha sonra. Kiralar yüksek. Yani bizim kiramız da elektrik şu bu müfil. 580. €730. Ya hepsi hepsi beraber aylık. €730 aylık. Düşün mesela. Kiralar çok. Bizim de orada kiralar işte fazla. Evet, öyle dengeliyor işte. Bir de şeye de bağlı mesela, mevkiye de bağlı hani. Apartmanda ama bizim ev çok eski yani 100 senelik vardır. Hmm. Oraya şato gibi, dışından baya böyle bir eski. Biz taşınmadan önce içini biraz böyle tamir yaptılar. Bizim de ama kaç senedir balkonu mesela yapmadılar. Balkon baya böyle hani şey, böyle... şeyleri falan artık döküldü hani. Tadilat istiyor. Gerekiyor. Bir türlü yapmadılar yani. Ev sahibi mi yapmıyor? Ev sahibi işte. Hayır bugün, hayalın derken 6 sene oldu. Çok olmuş. Bir de şey yani. Açılması gerekiyor. Merdiven böyle istemiştik. Önce onlar dediler yapalım. Ben istemedim. Çünkü birinci kattı. Biraz da şeyde kalıyoruz. Nasıl desem. Bütün firmalar oluyor. Endüstri gibi deniliyor hani. Kenarında firmalar daha çok var. Evler az mesela. Hani onun için istememiştim. Şimdi ben istiyorum. Onlar doğru düzgün şey yapmıyorlar, ilgilenmiyorlar. Kiralar pahalı ama gerçekten. Yüksek. Yani euro mesela bizim hani markene, markın bereketi vardı. Evet. Euro'nun bereketi yok yani az. O da var. Siz de çay seviyor musunuz? İçiyor musunuz orada sık sık? Çok fazla değil. Ne kahve mi? Yani çok aşırı kahve de değil. Ne içiyorsunuz siz ya? Soğuk içecek aslında. Soğuk yeşil çay. Eşim mesela daha çok yeşil çay sever. Hmm. Ben onu çok fazla içemem de. Ama böyle işte. Çin çay. O onu daha çok hani sever. Kahve çok aşırı değil. Çayda mesela ben kahvaltıda çok severim. Kahvaltıda 4-5 bardak içerim. Ama öğlen 4'ten 5'ten sonra bırakmam lazım yoksa uyku sorunu oluyor. Uyuyamadığım için. Benim gibi aynen. Ben de hiç uyuyamıyorum yani. Sen maşallah geç vakitte de içiyorsun. Aynen kahvede içiyorum, çayda hiç etkilemiyor beni. Ya yorulduğum içindir ya. Sabah çok erken kalkıyorum bir de 7'de. Evet. Bir de çocuklarla bütün gün böyle aralı kralı koşturmaca. Ondan da olabilir ben ya. Ben uyuyamıyorum mesela bilmiyorum. Çok kötü. Hele şu şey içenler var ya, şu enerji drink mesela. Geçen emeği merak ediyorum. Ben çok merak ediyorum. Yurt dışına herkes içiyor dedim. Instagram'da görüyor. Hiçbir şey benzetemedim. Murat dedim, gerçekten veriyor mu enerji? Al dene dedi, ölsekten aldım. Kalp krizi geçiriyordum. Ya acaba benim de ondan mı kalbim ertesi gün öyle kesin şey oldu? Kesin ondandır bak. Gerçekten. Çok mu işte? Çok mu? Ya yok, bir kutu içtim ama ertesi gün düğüne gideceğiz, kınaya yetişmeye çalışacağız. Kalbim çarpıyor diyeyim. Böyle kalbim öyle kötü oldu ki böyle. Ben var ya böyle kalbim küt nasıl böyle attı. Bizim arkadaşımın damadı orada mı çalışıyordu yoksa ekstradan onun işini mi yapıyordu bir şey işte. Kendi mi yapıyordu o zaman? Ha, yapmak istemiş. Böyle denemelik. Getirmişler hani, onların evinde az az ama bak, 4 çeşit vardı, az az denedim mesela. Azıcık ondan denedim. Cuma'dan cumartesiye bağlayan akşamıydı, gecesiydi. Eve geldik, sabah 7'de uyudum.
uyuyamadım. Hmm. Kalbim küt küt küt. Böyle nasıl attı? Çarptı işte. Çok kötü oldum. Kalp çarpmış. Bize de bir karton verdi. Hani evde içerseniz diye. Kalktım sabah hepsini şeye döktüm. Çeşmeye hepsini döktüm. Hmm. Teker teker bunlar içmez dedim ya. İnsan mı öldürecek seni? Değil mi? Bizim damat da bunu duydu. Ay sen bana niye vermiyorsun? O da çok seviyor. Ben seviyor. O mesela kaç diyor kaç şey içiyorum diyor. Hiçbir şey olmuyor diyor. Ama benim kalbim böyle... Enerji veriyor mu? Veriyor enerji sıkı öldürüyordu beni. Şeye damat da ona veriyor herhalde bilmiyorum. Veriyormuş. Ona veriyormuş. İşte benim de öyle oldu ya. Yani çok kötü. Bir kutu bile etkiledi hemen. Döktüm yani hepsini böyle teker teker döktüm. İçi İyi gitti yapmışsın. Ve ben ödedim. Bir de pahalı da ucuz bir şey dedi. Pahalı. 5.90'mış. 6 lira verdik bir küçük kutuya. Evet, evet. Aha, İşte meraktan bir de dedik ama bir sana da çok hoş gelmedi böyle. Gereksiz dedim. Ya değişik ya ama biraz pahalı. Pahalı yani hani öbürkü içeceklere nazaran pahalı. Çayı da biz mesela kendimize böyle müzisi şey yapmayız yani ikimiz hani özel pişirmeyi denmemeliz. Ama misafir geldiğinde siz mesela özel de demiyorsunuz. Aynen, aynen. Çok seviyoruz ya. Bir, çayda da böyle kuru da içmiyor Murat. Sen abur cubur kışın bir dayanıyoruz işte. Kışında mı daha güzel oluyor yani daha şey evde olduğunda ama işte sevmek lazım. Ya bu tea. Welche getrunken habe? In Türkei. Ich habe nicht mehr getrunken. Evet. Ya sabah kahvaltı. Geldiğimizden beri hani içtiğim çayı diyor yani çoktan beri hani merak etti yine de. Yok ya. Bu da kediciğim. Aaa baksana. Bunu bırakalım siz ona verin oldu mu? Ayrıksız ne getirmişsiniz? Biz gidince verirsiniz tamam mı? Ay teşekkür ederiz. Sağ ol. Allah kabul etsin Allah. İnşallah. Te oradan buraya. İçini bu, çok buradan, merak ettim. Tohum alacaktık. Ya. Ondan sonra orada böyle şey kedi şeyleri de satıyorlardı köpek. Anale de böyle alıyor aynen. Aklıma geldi. Senin hani demin dedin ya geçen koyun bir de çatıları da geçen değil mi? Çatı da şanslı aynen o sahipliği de o da engelli. Bu başka mı? Bu buranın kedisi o şanslı tepede çatıda olan şey sahipli ev kedisi. Ha ben onu bu zannediyorum. Tamam. Olsun. Ah Ega. Hangisine şey yaparsan. Sağ ol koyarım dışarıya. Hoşçakalın hoşçakalın Ateşin ana. Sana papatya. Abla neler şey yaptın? Yani zehir mi? Siz kendiniz açtınız. Onlar bize bak böyle şeyler oldu. Bize mi getirin bunu hepsini? Hayır ya. Ne zahmet paket yok ama paket ay olsun ama ne zahmetli ya. Zahmetli. Vallahi o çikolatalar meşhur değil mi? Hep seviyorum. Sen demişsin. Aynen. Demiştin onu. Çok güzel onlar. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Emine bıçakları artık bir şeye götürebilirsin. Yani burada bırak. Aa, evet. Getiriyordum. Sonuçta bıçaklar mı? Ben çok onlara sevinirim. Vallahi çok sağ ol sen ya. Sen gezdiriyordun ya hep sağ sola. Evet, o bir sürü hem de. Ama harbiden çok güzel bıçak, hiçbir şey olmuyor evet, ya. Evet. Ya ama internette de satıyor Instagram'da ama güvenemiyorum. Türkler çakmasını çıkarıyor ya şimdi. Bu sizinkinden biraz daha büyük. Çok az büyük. Evet. Olsun, çok güzel. Bunlar yeni çıkanlardan. Ay çok güzel. Ama ben eskilerinkini daha çok beğeniyorum. Sen beğeniyorsun değil mi? Ha? Yurt dışında bunları kullanıyor herkes değil mi? Bunu kullanıyor mu? Değil mi? Bunları kullanıyor. Çok güzel ya. Solingen'in ya bunlar. Ha, burada komşumuz var gelmiyor. Çok güzel. Ha. O gelse şey yapacak mı ama sağ olsun işte, ya. Sen taşıyorsun ya hep sağ olsun. Evet. Taşımayana. O mor uçağı taşıyordum. Ay Allah razı olsun. Ay Ali. Böyle. Aa getirme sen göstereyim bak. Ali, çok güzel çok bunlar. Çok güzel. He? Aa Ali bak bir tane daha bir şey var. Biz. Bak Ali bak renge bak şimdi Ali. Ali baloncuk içindeki de gördün mü? Ay nasıl sevindim. Onu görüyordum. Büyük balon makinesi. Aynen. Ali bizim küçük balon makinemiz var ya bu onun kocamanı. Çok bak şimdi güzel. Bak. Bak şimdi. Ne yapıyor ya? Şöyle yapalım. Bu çok güzel oldu. Çok sağ olun ya. Ay çok güzel. Şöyle. Ha? Ha? Ali. Ay. Bak. Bak. Ay yavaş. Ay yavaş. Ayak bastın mı? Ne oldu? Ne oldu? Buldum. Tamam otur. Ben ya da koyayım mutlulukta. Bu süper bir şeymiş Ali değil mi? Ay Ali çok sever. Ay bunu sabunu dökmeyelim. Bak yoksa aynı şey yapamayız. Elinde bunlar var ya. Bayanların çok iyi oluyor bize. Kalını. Hani çok incesi değil, 60 denlik diyor. Bir de güzel kalın yemiyormuş. Güzel kalın yani. Ya. Çok, çok güzel abla ya. Çok sağ olasın ya.
Sen kahveyi seviyorsun ama şişesinden çıkartıp duruyor kahveyi. Çok kahveyi. Şeyin üstüne de yazdım bak kahveyi. Altı. Nasıl istiyor görüyor musun? Zeynep'in de görüyor. Ay çok sağ ol ben. Ali'ye bak Ali'ye. Arabanın önüne böyle sallıyor. Bak o da sana var ya. Şimdi çarşıya çıktım. Ne alayım, ne yapayım, ne edeyim derken inan Ali'ye. Abla niye öyle şey yaptın ya? Ama çalışıyor mu bilmiyorum. Açamıyorsun ya ona. Bu mu? Bunu arabanın önüne bakış şey yapıyorsun. Tamam. Hayır. O nasıl bu böyle sallanıyor yani. Önünde. Çok güzel bir şey. Her şey sallanıyor. Anladın. Tamam. Güneş enerjisi diyeyim de galiba. Herhalde. Herhalde öyle bir şey. Tamam. Aynen güneş enerjisi. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Çok güzel ya. Ay hayır. Bu araba içmiş. Evet bizim meşhur rezler. Ha bizim bunlar normal böyle mutfak şeyi. Hadi bırak Zeynep. Ben İzmir'e yapmıştım. Hadi kız içelim. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Onda böyle araba alırken mi vermişler, ne yapmışlar? İki tane bez vardı. Mikrofiber. Ha, böyle sarı, turuncu rengi mi neydi? Çok yani şey yapmış. Videodan sanki buna benzer gibiydi. Evet. Yani ona da yazdım bilmiyorum. Ben de aynı görünüş olarak benziyor. Benziyor dedim hani. Aynısı. Tamam onun ki bari kornet olsun. Beni niye takip ediyor? Ali sen çek. Ha ben mi? Ben. Ne? Ben de limon alayım ya böyle fresh fresh. Ne kadar? Sos fıstık. Ne kadar? Sos fıstık olsun. Ne kadar? Ne kadar ya? Sen neyle? Sen söyle ben söyleyeyim. Ben bir tane limon alacağım. Sadece. Sen? Ben karamel, sos çikolata, olsun. Kestane. Karışık mı alacaksın? 3 top alacağım. Karamel, çikolata, kestane. Çekme. Zeynep nerede? Hani buna bak. Zeynep burada bakınıyor. Bebek arabasını yiyor. Sadece sos olsun. Demek ki çekmemiş. Ne yaptı hepsi? Bir tane boş kıraç ocağı alalım mı? Zeynep'e he? Tamam. Al ver bakalım Zeynep ne yapacak? Yumuşacık kiralar. Ver iyisin. Oturalım buna. İster oturalım ister yürüyelim nasıl istersen. Yürüyelim mi oturalım? Tamam. Evet. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar 9 otobüsüyle misafirlerimizi uğurladık. Önce Bursa'da akrabalarına gidecekler. Oradan yarından sonra artık Almanya'ya geçecekler uçakla. Şimdi ben mutfağı temizleyeceğim. Ondan sonra da çocukları uyuttum şimdi. Ondan sonra da ben de uzanırım. Çok güzel harika bir gün geçirdik. Biraz sahile indik. Bir şeyler atıştırdıktan sonra yedikten sonra böyle sahilde dondurma falan yemeye gittik. Ondan sonra otobüs saati geldi ve yolcu ettik. Umarım seneye de görüşmek nasip olur Bediye ablayla. Her şey için çok teşekkür ediyorum ona buradan. Bu kadar uzaklardan sıcak kalpli insanlarla tanışmak gerçekten büyük bir şans. Kendilerini çok sevdim. Ayaklarına sağlık. İnşallah seneye de görüşmek kısmet olur. Videomu da artık burada sonlandırayım. Mutfağı temizleyeceğim. Ondan sonra dediğim gibi yatacağım ben de. Market alışverişim vardı ufak bir. Türk kahvesi yapacaktım aslında da hiç sıra gelmedi ya ona. Vallahi bir muhabbete daldık var ya böyle. Sohbet muhabbet. Şöyle göstereyim. Gördünüz zaten neler aldığımı. Yine fişle birlikte söyleyeyim sizlere. Bir tane pul biber aldım. Bim'in pul biberini. Onu açtım ama 2 lira 75 kuruştu. Ondan sonra kepek ekmeği aldım.
Şöyle 1 lira 85 kuruş bu da. 400 gram var içerisinde. Ondan sonra bir tane krema aldım. 4 lira 75 kuruş Dost'un. Bunlara da zam gelmiş. Daha uygun da onların fiyatları. Ondan sonra bir kutu garnitür aldım. O 3.95. Şu mısır cipsleri 1 liraymış. Biftekli. Ondan sonra fıstıklı ve ketçaplı. Sonra çamaşır suyu yoktu hiç. Şöyle klozetler için, lavabolar için kullanıyorum. Domestos'unkisi 10 lira mıydı? 9 küsürdü. Bu Güldal'ınki de güzel ve yoğun oluyor. Aynı işi görüyor yani. 4 lira 95 kuruş bunun da fiyatı. Nar ekşi sosu aldım. Onun da fiyatı 3 lira 95 kuruş. Bunu böyle salatalarda falan çok seviyorum ben kullanmayı. Efor markasınınmış. Ondan sonra bir kutu süt aldım. Sütün fiyatı 2 lira 95 kuruş. Bir de şu draje şekerlerden aldım. Üzümlü. Bak bunu da kahvenin yanına açacaktım ama... Sonra bir an karar verdik aşağı yemeğe, dondurmacıya gitmeyi. O yüzden şey olmadı yani. Aklımdan gitti. Bu da ne kadarmış? 2,5 liraymış bunun da fiyatı. Bu kadardı market alışverişim. Şimdi bunları yerleştireyim. Ondan sonra mutfağı temizleyip sizlere veda edeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Abla, bedeli abla. Çok seviyorum. Her şey için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Ay çok yaşa.